Selam dostlar. Bugün hep beraber saçımı boyayacağız. Doğrusu boyamayacağız, açacağız sadece. Çünkü hangi rengi yapmak istediğime henüz karar vermedim. Yani şu an saçım böyle. Burada bir kalp var. Ve aslında bu tarz şeyler yapmak çok istiyorum saçıma. Yani değişik şeyler, şekiller falan filan. Ama şu an yani bu kalbi böyle aynaya bakarak böyle kendim yaptım falan ve o bile çok zor. Yani çok zor değildi ama diğer değişik şeyler yapmak için birine daha ihtiyacım olduğu için şu an onları yapamam. Ama yine de saçımın şu an bu halinden çok sıkıldım gibi. Ve yine beğeniyorum ama tam olarak beğenmiyorum yani. Tam aynaya baktığımda çok da aşırı mutlu olmuyor gibi. Çünkü mesela kaşlarım artık eski haline döndü. Kaşlarımı hiç açmadım aylardır ve şu an tek bir tane sarı kaşım yok. Tamamen dönmesini bekledim kaşlarımın. Niye bilmiyorum. Gerek yoktu beklemeye. Açıcı bitmişti. Hatta o yüzden saçımı ilk açtığımda ilk basılayım şeydi oldum. Gün o kadar çok sapsarı olmamıştı. Çünkü hani çok az bir açıcıyı böyle yedirmeye çalıştım bütün saçıma falan filan. O yüzden de şeydi yani tam olmamıştı ama bu sefer açıcım var ve yeter umarım. Yeter herhalde. Aynen bilmiyorum. Neyse. Bu sefer açıcım var. O yüzden şimdi açacağız. Kaşlarımı açacağım için gerçekten çok heyecanlıyım. Biraz önce hep şeye baktım. Instagram story arşivine. Ve gerçekten saçlı halim o kadar özlediğimi fark ettim ki yani. Çünkü böyle aşırı fazla değişmişim bu yıl. Aşırı fazla şey denemişim. Ve hani böyle bilmiyorum çok şey oldum. Ya mutlu oldum tabii ki. Hep aşırı iyi gözüküyormuşum ama o şeyi özledim yani. Saçım olması birazcık özledim. Çünkü ne bileyim saçımı örmek istiyorum, farklı modeller yapmak istiyorum falan filan ama kısa olunca hep aynı oluyor eğer boyamazsanız. O yüzden şimdi başlıyoruz. Hem de biraz sohbet muhabbet ederiz diye düşündüm çünkü birazcık moralim bozuk. Ya moralim bozuk değil ama ya normalde ben kaşımı açarken yine bu açıcıyı almıştım Beşiktaş'ta ve hep böyle şey yapıyordum. Azar azar karıştırıp hani 1'e 2 oranında böyle göz kararı karıştırıp öyle kullanıyordum. Ve normalde açıcıyı açınca kullanmamanız gerek ya tekrar. bilmiyorum ben hep kullandım. Henüz bir şey de olmadı gibi. Ama siz tabii ki kullanmayın. Ama yani bu bir tecrübe yaşadığım. Ama neyse tamam şimdi hepsini kullanıyorum. Aşırı moralim bozukken kendi kendime konuşarak çektiğim bir böyle podcast vibe bir şey yaptım dün. Ama koymam herhalde diye düşünüyorum. O yüzden de onun yerine saçımı boyarken dertlerimden bahsedeyim diye düşündüm. Bence daha iyi bir fikir. Galiba tişörtümü çıkarsam iyi olur çünkü açıcığım bunun üzerine dökülürse gerçekten ağlarım çünkü dünyadaki en sevdiğim tişörtüm. Ve bakın ne oluyor biliyor musunuz? Pembe olduğum için turuncu giyemiyorum. Yani canım çekmiyor. Siyah bir şey de böyle. Yani siyah giyinmek istiyorum çünkü mutsuzum. Ama böyle siyah bir şey giydiğimdeki görüntüyü de sevmiyorum. Gerçi şu an baya iyi ama neyse. Ama gerçekten turuncu olmayı çok özledim. Yani turuncu kıyafetlerimi giyebilmeyi çok özledim. O yüzden diyorum ki acaba turuncu mu yapsam saçımı? Ama şöyle bir planım var. Bunu hani size göstersem mi? Şimdi göstermeyeyim. Belki gösteririm. Bilmiyorum. Ama yapmak istediğim bir tane model var ve turuncu bir saç modeli. Ve bunu şey yapmayı düşünüyordum. Çarşamba günü bir İngilizce sınavına gireceğim. İşte bu dil sınavına hazırlığı geçmek için girmem gereken sınav. PT diye bir sınava gireceğim. TOEFL'a girecektim ama ondan vazgeçtim. PT'ye hazırlanıyorum şu anda. Ve ondan sonra hani bir ödül gibi falan kendime şey yaparım diye düşünüyordum. Hani Cihan Barış'tan randevu alırım ve yaparım işte diyordum falan. Ama gerçekten artık dayanamıyorum turuncu olmamaya. Ama yani aslında mavi yapacaktım. Hatta şöyle düşünüyordum. Mavi hiç, saçımı hiç mavi yapmadım. Yeşil de hiç yapmadım. O yüzden mavi yaparım. Sonra mavi akınca zaten yeşil oluyor ya. O yüzden ikisini de görmüş olurum hani diye düşünüyordum. Ama yani hiç de bir canım çok çekmedi gibi. O yüzden belki saçımı turuncu da yapabiliriz. Ya da mesela sarı yapıp turuncu bir şekil yapabiliriz. Bilmiyorum o yüzden bakacağım. Okey hazırım. Şu an evde bir tane köpek kalıyor. Armus.com'dan daha önce Duru işi olarak almıştı bu köpeği. 3 gün bizde kalmıştı. Hani bakma çok fazla aşırı. 3 gün boyunca köpek bizde kalmıştı. Sene başında falan herhalde. Sonra işte sahipleri hani memnun kaldıkları için falan filan tekrar işte Duru'ya sormuşlar. Bir tatile gidiyorlarmış hani 5 gün, pardon 4 gün işte hani bakabilir mi diye. Ama Duru da Work and Travel'da Amerika'ya gitti. Şu anda Amerika'da olduğu için ben dedim ki ben bakarım. O yüzden şu an evde o var ve tam bir kaos. Şu an ağlıyor kapıdan sesimi duyduğu için, konuştuğumu duyduğu için. Çünkü böyle şey, fındık da evde olduğu için fındıkla kolayı, adı kola bu arada, ayrı tutuyoruz. Yani tutmayı tercih ediyorum çünkü bir şey yapmıyorlardı normalde birbirlerine. Yani kola zaten hiç zarar vermiyor.
Ama hani fındık korkup böyle tırmalarsa ve hani köpek ne bileyim çizilirse, yani çizilse diyeyim, tırmalarsa işte yer alırsa falan diye ben hani yine de her ihtimale karşı şey yapmıyordum. Hani bir araya getirtmiyordum. Sonra fındık bir ara böyle fırladı bir salona doğru, kaçtı işte, bu holün kapısı var işte, oradan salona doğru ve kola böyle havlamaya başladı bir anda fındığa falan ve üzerine doğru koştu. Orada böyle bir ayırdık, kaos yaşandı. O yüzden şimdi daha da dikkat ediyorum. Yine de bir şey yapacaklarını zannetmiyorum. Hani o biraz ilk tepkiydi. Hani kola da tam yorgun ve böyle köpekler gece bir tık huysuz oluyor ya. O yüzden de diye tahmin ediyorum. Son günlerim o kadar kaos ki, yani neden üzgünsün diye soracaklarınız olabilir. Dümdüz giriyorum bu arada ama neyse, bir şey olmaz. Aa hayır, bakın. Ne oldu biliyor musunuz? Kulağımın arkasındaki bir yer asla açılmadı geçen sefer. O yüzden önce bir oraya süreyim direkt. Bu yıl boyunca böyle son zamanlarda falan hep aşırı böyle farklı şeyler yapıyorum ve mutluyum falan filan. Ve insanlar da şey diyordu işte, yok nasıl yapıyorsun, nasıl yetişiyorsun, şöyle böyle falan filan. Ve yani yetişiyordum bir şekilde. Ya hala da yetişiyorum diyeyim. Ama son günlerde o kadar başıma böyle şey olaylar geldi ki, kaos, böyle işte ne bileyim karışıklıklar, böyle kendimi çok garip şeylerin içinde buldum ama ne alaka hani falan, yani etrafımda çok fazla mutsuz insan vardı, biraz onlarla uğraştım ama bazı durumlarda çok fazla kendimden verdim başka insanlar için. O yüzden böyle gerçekten son zamanlarda inanılmaz bir garip hallerdeyim diyeyim. En doğrusu bu sanırım. O yüzden de saçımı değiştirmeye ihtiyacını biraz bu yüzden duydum. Çünkü sıkıldım yani hayattan ve her şeyden gibi. Hem de sınava biraz az kaldığı için şey istiyorum hani, ya onun stresi var bir yandan. Yani ölünce daha yaşadığım her şey daha stresliymiş gibi geliyor. Çünkü hani sınava gireceğim ve önemli bir şey ve hani o kadar para verdim. İşte ya şöyle, bu arada aslında sınava girmekle ilgili stresim az gerçekten. Yani çünkü geçeceğimi biliyordum. Çünkü bir derdim, ay gözüm yanıyor. PT yani cidden kolay bir sınav ya da en azından hani ya bir gün gezeceğimin yettiği bir sınav diyeyim. Ama genel olarak sınava girecek olmak beni strese sokuyor. Hani ya anksiyetem tutarsa, ya işte çok stres olursam şöyle böyle falan filan. Ama bakalım atlatacağız yani. Göztepe'de gireceğim. Şey, Marmara Üniversitesi'nin Göztepe kampüsünde. O yüzden eve de yakın bir sınav merkezi. O da rahat olur diye düşünüyorum. Gözüm yandı. Bir ara böyle Instagram'da gezerken işte Tulum'un bir soru cevabında bir şey diye sormuştum. İşte nasıl hep motive kalıyorsun? İşte nasıl hep mutlusun? Gibi bir şey. O demiş ki hani tabii ki hani böyle mutlu değilim hani, sadece hani Instagram'a böyle yansıyor falan gibi bir şey demişti. Ben böyle şey düşmüştüm hani, wow hani ben hep mutluyum. Yani nasıl desem, hayatımın büyük bir bölümünde genelde hep mutluyum cidden. Çok şükür. Ama sonra hafızam dolduğu için biraz ayıklama yapmam gerekti. O sırada buraya kadar geldik. Umarım video durmaz, kesilmez tekrar ama bir tık şu an gerginim çünkü tam yetmedi demeyeyim ama dipleri çok açılmadı gibi. Sonra ben de biraz uğraştım diplerine daha da yaymak için falan filan. Ama arkası tam eşit değil büyük ihtimalle çünkü şöyle küçük bir aynayla bakmaya çalıştım falan ama arkanın dipleri çok açılmış gibi. O yüzden birazcık kötü olabilir. Bir de renk olunca hani çok belli olmuyor renk eşitsizliği ama sarı olunca aşırı belli oluyor. O yüzden yani bilmiyorum, umarım güzel olur. Bu tiple devam etmek istediğime emin değilim ya. Of, çok sohbet muhabbet edesim vardı. Bütün video boşa gitti gibi. Çünkü zaten yapacağım her şeyi yaptım. Aşırı kaşınıyorum. Bu arada ensem ufaklığımın arkası var ya. Açıcıdan yanıyor ya. Ve kaşınıyor aşırı kötü. Nerede kalmıştım hatırlamıyorum da. Ne kadar mutlu olduğumu böyle düşünmüştüm falan filan. Sonra gerçekten o günden sonra değil galiba. Bir şey oldu. Bir 3 günlük falan ufak bir depresyona girdim, tamam mı? Ve böyle hani evdeyim, hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hiç kimseyle konuşmak istemiyorum falan filan falan filan. Ama düzeldi gibiydi birkaç günlüğüne. Ama ondan sonrası yani böyle tamamen bir kaostu yani. Son bir haftadır, 1,5 ya da 2 haftadır falan. Gerçekten böyle çok garip olaylar yaşıyorum. Böyle diyorum ki hani ben şu an kendimi nasıl bunun içinde buldum dediğim olaylar yaşıyorum. O yüzden yani böyle yoruldum. O yüzden özellikle yani tam şu dakika, yani tam şu gün o kadar hiçbir şey yapmak istemiyorum ki. Yani hem böyle şey oldu işte, yok arkadaşlarımın olayları, onlar bunlar, karmaşalar, kaoslar. Ve hani hiç normalde
yaşamayı tercih etmeyeceğim şeylerdi yani. Ya da bulunmak istemeyeceğim ortamlar falan oldu. Gözüme akacak gibi hissediyorum. Sonra tam onun üstüne bu işte kola geldi. Evde fındık var. İkisini de idare etmeye çalışıyorum. Bir yandan sınava çalışmaya çalışıyorum. Kola olduğu için de mesela ben normalde ders çalışmaya Starbucks'a gidiyordum. Çünkü evde hani daha zor çalışıyorum. Yani evde ders çalışmaya oturamıyorum bir türlü. Oturunca çalışıyorum da. Ama şimdi kolayla da alışıyorum. Yalnız bırakmak istemiyorum. Hani çok böyle hani emanet sonuçta. O yüzden de böyle evde ders çalışmaya çalışıyorum. Ama aşırı sıcak ve size söylemiştim ya önceki videomda her yerde inşaat var diye. Tabii ki hani bu çat diye biten bir şey olmadığı için her yerde hala inşaat var. Hatta daha çok inşaat var yani sürekli artıyor falan. Böyle gece ve sabah karşı sürekli aşırı fazla martı sesi. Bütün günde sadece inşaat ve hilti sesi. O kadar kıyamet ki yani evde durmak gerçekten bana basıyor artık yani. Ama bir yandan şey de istemiyorum. Yani böyle hiçbir şey yapmak da istemem. Yani gerçekten evde böyle oturmak istiyorum ve şeyi özledim yani. Böyle arka arkaya böyle dizi izleyip hiçbir şey yapmayıp böyle bir işe yaramamayı hani kendime bir şey katmamayı çünkü yani son aylar gerçekten hep böyleydi ve ben mesela çok bunun stresine giren bir insan değildim. Şey olmalıyım, üretici olmalıyım, produktif olmalıyım, şöyle böyle falan filan. İşte hani bu şey dalga saçta yok, sosyal medya bize bunu dayatıyor falan. Hani ben hiçbir zaman böyle hissetmiyordum. Sonra bu sene o kadar produktif bir insan oldum ki buna alıştım artık. Yani bünyem gerçekten alıştı sürekli bir şey yapmaya, sürekli dışarı çıkmaya, sürekli yeni insanlarla tanışmaya falan filan. Bir de ben şunu da fark ediyorum. Artık benim için kolay olan bu, anladınız mı? Çünkü hani mesela çok fazla şey, yani çok fazla sosyal etkinliğe katılıp çok fazla insanla tanışınca hiç kimseyle olan arkadaşlığınız belli bir noktayı geçmiyor, anladınız mı? O yüzden hep hani belli böyle small talk'ta kalıyor işte. Okulda karşılaşıyorsun, ne haber, selam, şöyle böyle falan filan. Ve hani bu artık benim için çok kolay bir şey haline geldiği için mesela bunun da rahatlığı hissediyorum herhalde, hissediyordum herhalde. Şimdi böyle evde olduğum için hani yoğun bir dönem, herkesin okulu bitti, şöyle böyle oldu. Daha ikili ilişkilerimle baş başa kaldığım zamanlar yaşıyorum hani. Ve böyle stresli bir durum yani, ya stresli bir durum değil ama beni strese sokuyor. Ve böyle hani ya bilmiyorum, mesela DM'den biriyle konuşsam bile kendim böyle şey hissediyorum. Stresli. Böyle işte bir şey yazmak istemiyorum. İşte nereye gidecek bu bilmiyorum. İşte hayatımdaki bir şeylerin değişmesini istemiyorum. Belki yeni insanların girmesini istemiyorum falan filan. Ama bir yandan bunu da düzeltmeye çalışıyorum. Çünkü hani bunu hep anksiyetem olduğu için yaptığımı düşünüp kendimi suçluyordum. Ve böyle geçmişte bana bunu diyen biri de oldu. Bak size bunu anlatacağım çünkü artık hani sana çok geçti, önemli bir olay değil. Konuştuğum biri vardı, tamam mı? Ve böyle ben ya yani 3 gün falan konuştuk ve bir şey çok bir anda ciddiye bindi ve ben hiç öyle bir kafada değildim. Bir de böyle üniversitenin daha ilk haftası bile bitmeden falan oldu. Böyle klasik aslında üniversitenin ilk haftası olayıdır bu bence yani. Herkes hepimiz yaşamışızdır falan. Ben de önce dedim ki ben böyle bir şey istemiyorum. Sonra karşıdaki kişi aşırı sinirlendi. Ve haklı tabii ki yani. Sonuçta ne bileyim bir şeylerden umutlanıyorsun ve ters çıkıyor falan filan. Ama bana şöyle bir cümle koy. Ben dedim ki hani benim böyle böyle anksiyetem var ve hani bunu başa çıkamıyorum. Hani anlamanı da beklemiyorum ama şu anda böyle bir şey istemiyorum. Hani falan dedim yani. Sonraki konuşmalarımızda hani daha kendimi açıklayabileyim diye. Sonra böyle şey dedim. Madem böyle bir durumun var o zaman kimseyle konuşup kimseyi umutlandırma. Ve ben sonra böyle şey olmuştum yani. Çok uzun bir süreliğine şu kafaya girdim. Aa okey, hani benim böyle bir durumum var. Ben hani gerçekten kimseyle konuşmamalıyım. Çünkü konuştuğum insanlara umut veriyorum. Hani ilişki anlamında. Kamera yamuk biraz sanki. İşte umut veriyorum, sonra üzülüyorlar. O yüzden yanlış bir şey bu falan filan. Şimdi çok aşağıda olsun. Neyse, böyle bir kafaya girmiştim. Sonra fark ettim ki abi ne alaka. Yani sonra beni engel... Yani benden uzak dur yazıp beni engellemişti. Ve ben baş oldum. Neyse sonra bir süre bir süre artık baş oldum. Abi hayır yani ben gerçekten hiç kimsenin tribini çekmek istemiyorum. Hiç kimseyle uğraşmak istemiyorum. Hiç kimseyle konuşmak istemiyorum falan filan. O yüzden bir süre hiç kimseyle konuşmuyordum. Şu an yeni yeni tekrar birileriyle konuştum. Birileriyle değil, bir kişiyle. Neyse bu kadar açıklama gerek yok. Yani şu an böyle yeni yeni birileriyle konuşuyorum. Ama o bile gerçekten beni o kadar strese sokuyor ki yani. Ve böyle bu sefer biraz kendimi suçluyorum. Benim anksiyetem olduğu için işte ben stres olduğum için işte şöyle böyle falan. Yani böyle şeyler için kendimi suçluyorum sanırım. Bu sefer de daha çok stres oluyorum. Bu sefer istemiyorum. Sonra bu sefer acaba istemiyor muyum yoksa anksiyetem var anlayamıyorum falan. O yüzden yani gerçekten karışık. Yani karışık değil yani tabii. Karışık işte. Öf, ne bileyim.
Ya karışık değil ama istersen sürekli böyle aklımda bir düşünce oluyor yani kendimle ilgili. Ama biraz daha yani yeni yeni böyle şeyi fark ediyorum hani kendimi suçladığımı. Ki hani karşı taraf da suçlu değil, ben de suçlu değilim. Hani ortada böyle bir durum yok yani, anladınız mı? Neyse işte bir de bunun üstüne böyle arkadaşlarımla böyle bazı olaylar oldu falan, aşırı böyle hiç yaşayacağımı düşünmediğim karışıklıklar ve kaoslar falan filan ve hani o kadar çok kişinin böyle kaosu üzerime doğru geldi ki şu an böyle gerçekten şey istiyorum, hani hiç kimse istemiyor. Ve hani bütün mesela hayatıma giren bütün kişilerin kaosları şu an birbirini tetikledikleri için hani okey hepsiyle ayrı ayrı uğraşmak isterim ama şu an hepsi bir anda geldiği için, hepsi bir arada olduğu için yani hiçbirini istemem ama bu sefer de şey oluyorum hani kesin zaman geçecek ve ben hepsini sırt çevirdiğim için kendimi kötü hissedeceğim korkusu. Belki de hissetmem yani ama şu an gerçekten yaz geliyor ya, yazın gelmesiyle ilgili istediğim en yani tek şey gerçekten artık bu productive hayata bir ara vermek ve rahatlamak. Yani gerçekten bütün gün oturacağım, Fall Guys oynayacağım. Ve hani gerçekten sadece Fall Guys oynamak istiyorum, Lost Ark oynamak istiyorum, dizi izlemek istiyorum. Başka hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bütün yaz boyunca hiç kimseyle ilgilenmek istemiyorum. Hiç kimsenin sorumluluğunun benim üzerimde olmasını istemiyorum. İşte Fındık 4. katta oturuyoruz biz ve 4. kattan aşağı düştü. Ve yani çok iyi. Şu an hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani inanamazsınız gerçekten. Yani ben hani şok içindeyim ve hani böyle şey oluyorum, abi hani nasıl? Yani sadece bunun şurasında ufacık bir çizikle atlat, şükürler olsun ki seçime düştüğü için ve kilolu bir kedi olduğu için, bir de önce bir pervaza düşüp oradan düştü gibi olduğu için yavaşlatılmış yani. Burada yani gerçekten ben Fındık düştükten sonra bu konuda daha çok farkındalık kazandım. O yüzden yani bilmiyorum gerçekten ne olacak hiçbir zaman belli olmuyor. Yani bir kuşa atlamadı vesaire, bir şey olmadı. Sadece normalde hiç çık yani balkonda duruyordu, yatıyordu ve bir anda bir pervaza çıktı ve pervazdan normalde geri giderek iniyordu. Orada yuvarlak bir şekilde dönmeye çalışırken ayağa kayıp düştü falan filan. Kıyamet gibiydi. Neyse şu an anlatmayayım bile yani. Ama orada da yine ben hani Aybars'ın işte bu şeyden bahsetmiştim size işte. Diğer kedimizin veteriner süreçleri ve işte ya o süreçte her şeyde böyle ben ilgilenmiştim falan. Ve bir daha olursa yapamam gibi geliyordu. Ama o an böyle Fındık düştü. Sesini duyduk. Hani böyle bir 3 saniye 0-3 saniye bir herkes birbirine baksa. Ve hani o an böyle cidden ya kenara böyle kapanıp saçım başım yolacağım ve hani bırakacağım yani hayatı. Ya da gerçekten altıma gittim. Paşa paşa kot pantolonumu çektim. İşte Fındık'ın kutusunu aldım. Aşağı koşarak indik. Bilmem ne hallettik. Veterinere götürdük. Yine işte veterinerle içeride ben durdum. Her şeye ben ilgilendim. Yine ben götürdüm falan. Ama hani öyle bir zaman geliyor. Öyle bir yapıyorsunuz ki yani. Hani yapamayacağım zannettiğimiz şeyleri gerçekten yapıyoruz yani. Neyse işte böyle tam net anlamadım, anlatamadım ve güzel bir sırayla ama yani hayatımda son zamanlarda olan şeyler hep bu, anladınız mı? Yani hep bir olay, bir kaos, bir şey. Bir de bir yandan şeydi de hani ben böyle okula giderken, okulda bir sürü şey giderken benim hayatımda hiçbir hani böyle sorumluluk yoktu. Yani sadece gerçekten o kadar böyle şey yaşıyordum ki hayatı. Gerçekten VIP. Ama cidden VIP bir hayattı yani. Sadece gidiyorum ve eğleniyorum. Hayat benim için buydu. Yani ne okula gidiyorum yani o derse girmiyordum. Ve sadece kulüp etkinlikleri ve sosyallik vardı hayatımda. Çok güzeldi. işte ya, onun da tabii ki yorucu yanları var yani dediğim gibi. Ondan da yoruldum şu an. O yüzden gerçekten böyle yatmak istiyorum. Böyle kendimi yani böyle şey hissediyorum son günlerde. Bıkkın yani. Böyle gerçekten bırakmaya çok yakınım yani her şeyi. Ama üstüme de geldikçe de geliyor yani. Üstüme daha fazla şey atılıyor. Daha fazla sorumluluk, daha fazla olay falan filan. Ve böyle gerçekten hepsiyle sadece bıkkın bir şekilde ilgileniyorum. Hepsini bıkkın bir şekilde hallediyorum. O yüzden şu sınavı da yine halledip sonra işte sınav 29'una gireceğim bu arada. 1 Temmuz'dan itibaren gerçekten hani çok iyi cennet gibi olacak yani. Gerçekten bütün gün yatmak ve rahatlık ve hiçbir şey düşünmemek umarım. Yani bu da kesin böyle olmayacak ama işte bilmiyorum. Bu arada saçım daha pembe gibi kaldı ve nasıl geçecek bilmiyorum. Yani açıcım da bitti. Belki hani yıkadıktan sonra tekrar yapardım ama kaşlarımı artık silebilirim çünkü kaşım dökülecek yani. Okey tamam neyse. Ben o zaman şunu bir yıkayayım. Biraz yani bekleyeyim. Biraz daha bekleyeyim. Biraz sonra yıkayayım ve sonrasında tekrar konuşalım. Aha bayağı iyi oldu bu arada. Yani şuradaki turuncu kolye biraz geçmedi. Ama
Bayağı beğendim. Bir kere kaşlarımın açık olması gerçekten şu an aşırı iyi hissediyorum. Çünkü kaşlarımın açık olmasını çok seviyorum. Hatta keşke yani saçım pembeyken de kaşlarımı açsaymışım. Onun dışında gerçekten eşit olmadığı yerler büyük ihtimalle var arkada. Kesin eminim. Ama olsun yani. Çok iyi, çok iyi. Gerçekten yani hala tam alışamadım şu an. Ama yani gerçekten mutluyum bu eraya geri geldiğim için. Turuncu renk erama. Ve artık istediğim kıyafetleri giyebileceğim. Ve bilmiyorum daha iyi hissettim. Yani bayağıdır pembe hissetmiyordum diyeyim. O yüzden şu an yani bayağı mutluyum. Şimdi kolayı yürüyüşe çıkartacağım. Sonra gelip ders çalışacağım ve size 3000 saattir anlattığım bu kaosu sürdürmeye, daha doğrusu bu kaosla başa çıkmaya devam edeceğim. Sizleri öpüyorum çok. İzin için teşekkür ederim. Yorum yazarsanız sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Öyle yani, sizi öpüyorum.